Merhabalar, ben Kötes Köte ve Kasa Efsun'un 38. bölümüne hoş geldiniz. Ve bu bölüm birkaç bir şey yapacağım. İlk olarak yapmam gereken önemli bir şey var. Şuraya bir tane daha makine yerleştirdiğimi görüyorsunuz. Ve bu makine Arc Reactor. Ya daha sonra Arc Reactor demiş, pardon, Arc Furnace. İnsanın aklına Arc Reactor demek geliyor. Ve buna bir şey daha yerleştirmemiz lazım. Onun için şuradan yarım stack sel alacağım. Onu bir ara otomatiğe bağlayacağım bu arada. Tabii ben böyle hızlı hızlı konuşurken arkada bu sesin olması bir tuhaf oluyor. Oksijen selleri çalalım. Ve bir yandan da bana mesaj geldi. Evet. Ve her zamanki gibi bölüm öncesi Karakal WhatsApp grubunu sessize almayı unutmuşum. Tebrikler bana. Evet, bunları buraya bıraktığımıza göre benim bir şey var. Şunlar gördüğünüz gibi işlenmeye başladı. Biraz hazırlamaya başladım. Fakat önemli bir detayı sizle beraber yapmam lazım. Çünkü bayağı sıkıntılı bir detay. O detayı yapana kadar da şöyle bir durumum söz konusu. Ayranım yok. Ayranımız yok içmeye. Böyle iğrenç bir durum vardı değil mi? Bakalım. Ve harika. Steam'den de gayet rahatsız ediliyorum. Evet. Lanet. Evet, seni nasıl yapabiliriz? Evet, düşünüyorum. Bunu düşünmemiştim. Çünkü genelde sıvı olarak koymamız gerekiyor, doğru. Bir ara değişmişti ama geri düzelmiş. O zaman bakalım burada işime yarayan bir şey var mı? Sen işime yarayabilirsin. Düşünürsek eğer. Evet, yarıyorsun. Ardından bana biraz pipe ver. Tamamdır. Peki bu arkadaşı ne yapacağız? Hatırlarsanız şunlar artık hiçbir işime yaramıyor. Ve bunları geri dönüştürmem lazım. Ve video settings bu işe yaramıyormuş. Ayrıca şu an Efsun 1.4 sürümündeyim. Tabi muhtemelen siz bu sürüme çoktan sahip oldunuz. Fakat ben daha test ediyorum. Evet. Arc Furnace'ımız sayesinde bunun bütün malzemelerini geri alacağız. Şimdi bu arada Arc Furnace'ın nasıl yapıldığına bir bakalım. Tin kablo 4x. Bu grafite cell, diamond'ın yanında bulunan grafite oradan elde ediliyor. Onu hızlıca bir verimsiz bir yolda işledim. Böyle. Evet. Ve şu arkadaşlara da gelelim. Bu arkadaşlar advanced circuit'e ihtiyaç duyuyor. Yani içerideki arkadaşları kullandım. Evet. Bunun yanı sıra ihtiyaç duyduğu başka bir şey de şu item filter. Ve bunları üste bakacak şekilde ayarlayacağım.
Çünkü başka herhangi bir yere çıkış vermelerini istemiyorum. Zaten veremezler gerçi. Çünkü çıkış verebilmeleri için enerji vermemiz lazım önce onlara. Özür dilerim. Ve Electrum Item Pipe. Evet. Şimdi birazdan geleceğim. Ayrıca yaptığım birkaç bir şey daha değineceğim. Şu. Canlı yayını izleyenler bunu görmüştür. Glue üretiyor. Glue ile ne elde ediyoruz diye soracak olursanız. Şunu. Yani duct tape'imizi. Bunu bir şeyleri tamir etmek için kullanıyoruz. Şunlar sentrifüjler ve burada rubber'ı işliyorum. Yani sticker resin'leri buraya koyacağım. Vesaire vesaire. Şurası da charcoal üretiyor. Bildiğiniz şeyler ve şuraya yeni bir bina yapılıyor. İki katlı bir bina. Bu binanın olayı tarla olacak. Evet. Hayır. Hayır, 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 hayır. Oh. Lanet. Tamam, basic arc furnace işe yaramıyormuş. Skiyu kullanıyor olman lazım. O bir EU'luk kaybı kabul ediyor galiba. Neyse o zaman sen direkt şuna enerji ver. Bu olur diye düşünüyorum. Bu arada şunları hala yiyorum çünkü bu arada şu smooth luck grintim olmuş. Bunlara hayır olmuyormuş. Ama sen gel. Sen işe yaramazsın. Senin daha gelişmiş versiyonunu yapacağız. Öyle işe yarayacaksın sen desene. O zaman kaldığımız yerden devam edelim. Ve şu arkadaşlarla uğraşalım. Type filter'lar. Bunlar nedir diye soracak olursanız bunlar. Şimdi bizim neler? Bundan çıkanlar neler? Purified ore, dust, tiny pile dust ve normal dust. Sen purified ore. Shard değil, ingot değil. Gem değil. Tiny dust, tamam. Tiny dust'ı bulduk ve normal dust'ı da bulduk. Impure değil. Pure değil. Ha tamam, direkt dust. Süper. Şimdi bunu da yaptığımıza göre ardından programlama işimize geri dönelim. Wash out diyoruz. Buraları sizin önünüzde yapmak istiyorum çünkü önemli detay. Şimdi konumların. Senin konumun 76-54. Tamam. 76-54 sen nesin? Crushed. Tamam. Yani seni şunlara koyacağız. 76-54. Tamam. Tamam, 76-54, 77-54, 76-54, up diyelim. Blacklist, tamam. Aa, dur, pardon. Sen direkt... bu yanlış. Burada ufak bir hata yaptık. Sen değil. Heh. All.
Bu doğru olanı. İlk önce or washing plantlerden çıkış yapmamız lazım. Input değil, output istiyorum. Tamamdır. Ve pipe. Hatırlatırım, great tech pipeları yani sıvı pipeları her ne kadar yani sıvı pipeları direkt nasıl tarif edeyim? Evet, gördüğünüz gibi. Sıvı pipeları tank gibi davrandığı gibi item pipeları ise chest gibi davranıyor. Tamamdır. Şimdi 76-54. Sen gel bakalım. Yazılışını unuttum tamamen. Ama neyse, önemli değil. Input 76-74. Teşekkürler. Up blacklist. Çünkü filtreleme işini orada yapıyoruz. Neden orada yapıyorum diye soracak olursanız, bu arkadaşlar da yapamıyorum. Zaten onları görmüyor. Üstüne üstlük görevi ise bile hepsini elle işlemek tam bir işkence. Ardından ha tabii. Sen nesin? 78-58. Tamam. Up. Evet. Bakalım. Tam istediğimiz şey bu. Time dust'ları nereye atalım? Şu iron chest'e 86-60. Bunları gidip düzenli olarak elle kontrol edeceğim. Output, doğrusu önce input yapacaktık, pardon. Neyse, şunu bir koyayım. Tamamdır. Input. Time dust'ları 77-54. Input'umuz, gel bakalım. Hayır, sen değilsin. İsmin neydi? Gitmiş de 54. Up. Blacklist. Teşekkürler. Evet, gördüğünüz gibi time dust'larımız da buraya geçiyor. Normal dust'larımız hakkında ufak bir detay değişiklik söz konusu. Buna iki filtre konulacak. Onun için bir condition yapmak istiyorum. Dust. Tamamdır. Input aynı. Tabii input hangisi? Sen değilsin. Sensin, tamam. Ben dördüncüyü neden koymuştum? Hatırlarım bir yere. Aa tamam, hatırladım. Tamamdır bu. Şey. 76-56. Input. 76-56. Tamamdır. Up. Dur. Aktive etmedik. Activate. Tamamdır. Dust. Air condition değil. Flow control. Evet.
Evet. Ve iki tane output var. Birincisi... Barrel. Barrel'ları bulmak zor olmasa gerek. Up. Whitelist. Bunlardan hangisi? Budur diye düşünüyorum ama gene de Or Dictionary Support'u da aktif edelim. Tamamdır. İlki bu. Tamam. Ve bunlar gayet oraya akmaya başlıyor. Oraya da bir adet void ekleyeceğim. İkinci dustlar ise onlara şimdilik girişmeyeyim. Aslında girişeceğim, bu chest'e gidecekler. 84-52 Output. Tamamdır. Up. Activate. Blacklist. Stone Dust. Or Dictionary Support. Tamamdır. Yani kısacası buradaki olay tam olarak şu. Şöyle ayarladık. Bundan çıkan iki farklı yere gidebilir. Eğer Stone Dust'sa buraya gidecek. Stone Dust dışındaki herhangi bir şey ise buraya gidecek. Hatta bir test yapalım. Bir adet Dust getirerek. Dust. Glowstone Dust. Gel bakalım. Dust'ımı buradan yapıyorduk. O yüzden. Voila. Aa yok, pardon. Buradan yapmıyorduk. Bunlar alıyordu, buraya koyuyordu. Bir saniye sizin burada olmamanız. Ha doğru. Gidemiyorlar. Senin burada olmaman lazım. Aa doğru, pardon. Şunu atıyorduk. Yanlış koydum. Ve valla burada. Tamamdır. Tam istediğimiz şekil bu. Bu sayede akla karayı ayırt etmiş oluyoruz biraz. Tabii pişirilemeyecek dustlar da olacak. Onlarla bir şekilde uğraşacağız. Sıra da geldi. Bu arkadaşımızın şu menstruatorlara gitmesi. Şimdi 78-58. Evet, dur. Evet, menstruator 2 input diye girelim. Evet. Bunlar uzakta olan dörtlü. Target, up, blacklist. Ay pardon. Siz yanlış girdiniz. Hangi chest'in sen? 78-58. Tamamdır. Yalnız koordinatları bayağı güzel durdu. 78-58 tamamdır. Fark etmez. Chest'ler neticede her yönden çıkış verebiliyor. Ve ardından da siz... Evet. Up. Zorlusu zaten Blacklist'te. Evet, gördüğünüz gibi bunlar da işlenmeye başlandı. Tabii henüz çıkış verebilecekleri bir yer yok.
Orlaşım plantlerimiz de çalışıyor. Bu arada bunlara su nereden geliyor diye soracak olursanız hemen göstereyim. Şu arkadaşlardan. Bunlar Tiny Pipe'lara bağlı. Tiny Pipe'lar fazlasıyla iş görüyor. Fazla steel harcamak istemedim. Ve ben bunlara muffler koysam çok güzel olabilir. Muhtemelen siz de aynı fikirdesinizdir. 1, 2, 3, 4. Teşekkürler. Şikirli Spirmin. Evet. Ufak bir problemimiz var. Arkadaki arkadaşa erişmek. Makinelerden hiçbirini kaldırmak istemiyorum o yüzden arkadaki arkadaşa bu yolla ulaşacağım. Çok daha temiz bir yol bence. Evet. Gördüğünüz gibi burası da Purified Pile of Copper bilmem ne Dust. Aslında buna hiç gerek yokmuş cidden. Cidden gerek yokmuş. Neyse ileriki bir zamanda artık. Şimdi bu Purified Dust'ımızı alalım. Ve Centrifuge'lerin chest'ine koyalım. Hayır, aslında Centrifuge'lerin chest'ine koymam gerek. Koymayacağım önce. 78-60 bu chest'e konacak. Evet. 78-60. Gel bakalım. Input. Bir, iki, üç, dört. Down değil. North. Bunlar Blacklist. Ve sıradaki output'umuz 78-60. Teşekkürler. Up. Up, up, down, down, left, right, left, right. Ve buraya geliyorlar. Bunların input'una ihtiyacım yok. Bu input fazlalık sadece tamamen. Başka bir işin var mı? Yok. Şimdi bir şey kontrol edeceğim önce. Tamamdır. Tiny Dust elde ediyormuş sadece. O zaman sana gerek yok. Output'u buraya konacak. Buradan geri şuraya atılacak. Şimdi Centrifuge in. Böyle bir maden işleme sistemimiz var. 78-60 tamdır. Tamam. Blacklist. Kara liste. Evet. Sonrasında da output'umuz. Siz hepiniz birden. Up. Ufak bir sıkıntımız var tabii. Bunları yerleştirmemiz gerekecek ve arkadakine de erişmem gerekecek. Doğal olarak. Tamamdır. Bunu unutmuşum. Yoksa centrifuge'ler direkt komple alıyorlar. Evet. Normal dust'lar da burada devreye girecek. Şimdi. Output'u buraya yapıyoruz. Senin 84-60. Centrifuge output'umuzu da yapalım.
input blacklist her zaman gibi. Çünkü filtreleme işini çok farklı bir arkadaş yapıyor bizde. Ardından output. Senin koordinatın neydi? 84-60. Teşekkürler. Ve bundan sonra da arıcılığa girişmeye başlayacağım. Fakat önce ayrına ihtiyacım vardı. 84-60 buraya yerleştiriliyor. Ben hemen geri kalanını da halledip geliyorum. Evet ve geri geldim ve gördüğünüz gibi buradan çıkanlar buraya geliyor. Burada filtrelenip şuraya konuluyor. Buradan şuraya ve şuraya konuluyor hatırlarsanız. Gazlarımız burası ve buraya gidiyordu. Şimdi burada kobalt, nikel. Tabii önce buraya bir crafting table'ı koymak istiyorum. Şimdilik bunu manuel yapacağım. Bunu en kısa sürede otomatikleştireceğim ama. Evet. Ama şu an nasıl otomatikleştirebilirim pek bir fikrim yok. Fakat otomatikleşecekler. Seni buraya koyalım. Tamamdır. Nikeller. Bu şekilde ilerleyecek. Ve ben bunları şuraya koyduğum takdirde filtrelenip buraya gidecekler. Ve burada da pişecekler. Şimdiden 22 iron'ımız oldu. Kapırımız da. Önceliklerimiz kapır ve iron'dı. Ve onları işlemek istiyorum. Neticede kapırım idare eder olsa da iron'ım bitmişti. Ama artık begin. Şimdi yapmam gereken bir önemli iş daha var. O da arılar. Ha, ama önce arı toplamam lazım. O yüzden arıcılığa bu bölüme giremeyeceğim. Sonraki bölüme girişebileceğim. Şurada hatırlarsanız impregnated kesikliklerimizi yapmıştık. Bu bize apiary yapacak. Alveri de yapıyor. Fakat alveriye şu an ihtiyacımız yok. Apiary'e ihtiyacımız var. Apiary'ler hakkında detaylara sonraki bölüm girişeceğim. Bu bölüm yeni maden sistemimizi döşemiş olduk. Ve burada bakalım başka hangi madenleri işleyebiliriz? Silver, gold. Şimdilik tetrahidrat özel bir durum sanki. Gold, tin. Evet. Just right. Aslında castrite'ları işlemesem daha iyi. Tin'de. Gold'ları işleyelim. Ve silver'ı. Çünkü tetrahidratın ikinci bir kez işlenmesi lazım. Gördüğünüz gibi buradan tetrahidrat oluyor. Tetrahidratı pişirirsek altın nugget veriyor. İşlersek eğer bunu veriyor. O yüzden buraya ikinci bir filtre koyacağım yakında. Şimdilik bu böyle kalacak. Fakat şu chest'i neden koyduğumu hatırladım. İkinci filtre. Bu chest ikinci filtre içindi. Doğru. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Kötüs köftenin günler. İyi eğlenceler.